Justice TV'den herkese mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin ve dünyanın gündemine farklı bir açıdan bakabilmek için sizlerle yine birlikteyiz. Bugün de yine farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Konumuzu takdim etmeden önce hayat hikayesinden kısa bir başlık sunmak istiyorum. Küçük yaşlarda şiirle başlayan edebiyat yolculuğuna öykü ve denemeleriyle devam etti. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Hayat Televizyonu kurucularından, Kızak ve Leyla'yı Beklerken adlı öykü kitaplarının yazarı, aynı zamanda T24 yazarı Sayın Yusuf Nazım bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim sizin de bildiğiniz gibi son dönemde Ermeni soykırımıyla alakalı yaşanılanlar aslında yıllardır acı çeken bir ulus, bir toplum ve dünyanın da buna kayıtsız kalması söz konusuydu. Ve Joe Biden'ın açıklamasıyla birlikte aslında bir farkındalıkta oluşmaya başladı sanırım. Neler söyleyeceksiniz efendim bununla alakalı? Evet, Ermeni sorunu tabii ki öncelikle bizim Türkiye olarak, Anadolu olarak, Anadolu topraklarında yaşayan halklar olarak farkında olmamız, yüzleşmemiz gereken bir sorun aslında. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin başka ülkelerin değil. Önce bizim sorunumuz tabii ki. Biz bu sorunu kendi iç yüzleşmemizle, kendi toplumsal yüzleşmemizle sağlamamız lazım. Tabii biz bunu yapamayınca el alem başkaları da kendi amaçları için bunu istedikleri zaman da gündem yapıp manipüle edebiliyorlar. Evet, kesinlikle. Ben şimdi konuda devam etmek istiyorum. T24'te yazdığınız bir yazı var. Ben öncelikle oraya atıfta bulunmak istiyorum. Evet. Büyük felaketin ölüm öpücüğü. Evet. Alt yazı olarak da acılar kalbimizi, ihanetler ruhumuzu, yalanlar ise tarihimizi kanatır. Kirkor Zohrab'ın hikayesi değil mi efendim? İsterseniz evet. Kirkor Zohrab kimdir? Sizlerden dinlemek isteriz. Evet. Kirkor Zohrab yani bir Anadolu çocuğu tabii her şeyden önce. İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir İstanbul Ermenisi. Kendisini bildi bileli Osmanlı aidiyetiyle tanınan bir şahsiyet. Son kimliği olarak tabii 3 dönem Osmanlı mevzusunda milletvekilliği yapmış bir kişi. Zaten 3. dönem milletvekiliyken de işte başına 1915'li süreçte o büyük facia geliyor. Kendisi çocuk yaşlarda edebiyata ilgisi olan biri. 17 yaşında Ermenice bir dergide yazılar yazmaya başlıyor. Mühendislik ve hukuk okuyor. Avukatlık yapıyor keza. Sonradan işte ceza hukuku profesörü olacaktır. Ermenice bir takım dergilerde, gazetelerde yazılar yazıyor. İşte Yerküre adlı edebiyat dergisini çıkarıyor keza. Efendime söyleyeyim, romanları var. İşte Vatan Gazetesi'nde işte yazılar kaleme alıyor. Keza yine Haftalık Masis adlı bir dergiyi çıkarıyor. Orada öyküler kaleme alıyor. Özellikle ceza hukuku profesörlüğü açısından da çok yetkin birisi. Bu ünlü Dreyfus davası vardır Avrupa'da görülen. Bu davaya Fransızca bir savunma yazmasıyla ünlüdür, bilinir. Ve hatta bundan dolayı da kendisine üzerinde Dreyfus amblemi olan bir altın madalya hediye edilmiştir. 1908'de Paris'e gidiyor. O, özellikle Abdülhamid'in iktidar rejiminin baskısı altında. İşte birçok İttihat Terakki Cemiyeti üyesi gibi o dönemin aydınlarından, Ermeni aydınlarından da birçoğu yurt dışına gidiyorlar. Paris'te bulunuyor bir süreliğine Kirkor Zohrab. Sonra işte 1908 ikinci meşrutiyet ilanıyla birlikte görece işte özgürlükler rejimi altında diğer İttihat Terakki üyelerinin de geri dönüşü gibi Kirkor Zohrab da ülkeye dönüyor. Evet. Bir süre tabii o kısmi özgürlükler altında İşte yeni bir umutla, ikinci meşrutiyetin istediği rüzgarla eski çalışmalarını sürdürüyor. Ama tabii bir yandan da Anadolu'da kara bulutlar yükselmeye başlıyor Ermeniler açısından. Ve
işte üçüncü dönem milletvekilliğini yaparken de işte başına bu yazıda anlattığım şey geliyor, facia geliyor yani. Dolayısıyla özetle yaşamı boyunca Osmanlı Devleti içerisinde Ermenilerin de işte Osmanlılarla birlikte refah ve mutluluk içerisinde yaşayacağına inanmış, kendini buna adamış bir Ermeni aydını milletvekili. Evet. Yani burada benim garipsediğim bir nokta var. Yazınızda da bahsetmiştiniz. Kirkor Zohrab aynı zamanda Talat Paşa'yla da çok yakın arkadaşlar. Ve tutuklanmadan bir önceki gece beraberler evet. Ve en son sarılıp bu şekilde ayrılıyorlar. Fakat sonrasında aslında tabiri caizse bir ihanet söz konusu. Önden yüze gülme ve arkadan da bu tip çevrilen işler. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir milletvekili, aydın ki o dönemde özellikle Osmanlı'nın son dönemi itibariyle aydınlar, yazarlar, sanatçılar Ermenilerden oluşmakta ve Osmanlı'nın da özellikle son dönemine aslında birçok dönemlere yön veren insanlar neden böyle bir şeylere karşılaştı? Yani Talat Paşa ile şahsi bir sıkıntısı yoktu sanırım değil mi? Yok yok zaten yani dönemin işte bir bürokratı Kirkor Zohrab. Yani aydın demokrat bir bürokratı. Hep Osmanlı'nın bekası için çalışan işte hatta 2. Dünya Savaşı'nda işte Osmanlı Devleti'nin galip gelmesi için mücadele eden, bunun için işte yazılar yazan, işte bildiriler kaleme alan, bir takım işte gazetelerde bunu tefrika ettirten bir kişi. Sadece Talat Paşa'yla da değil yani bütün Osmanlı bürokrasisiyle, birçok Osmanlı bürokratıyla iyi ilişkileri var. Şimdi Halim Paşa var mesela, yine ünlü Osmanlı Paşası. 1908'de işte bu İttihatçılara karşı bir ayaklanma başladığında Halim Paşa işte kendini korumak için şeye sığınıyor, Kirkor Zohrab'a sığınıyor. Kirkor Zohrab evinde saklıyor Halim Paşa'yı. Evet. Keza diğerleri de Enver Paşa'yla ilişkileri iyi, Ferhat Paşa'yla iyi, Cemal Paşa'yla keza iyi. Birçok milletvekili, işte valiyle falan çok iyi ilişkileri var. Ama sorun şey değil tabii, bireysel olarak dostluk ilişkisi falan değil. Yani bunu çok aşan bir şey. Çünkü Kirkor Zohrab'la işte bu Ferhat Paşa Pera'da, işte Orient Kulüp'te o gece bir beraber yemek yiyip kağıt oynadıktan sonra ayağa kalkıp işte ayrılacakları zaman Talat Paşa yaklaşır, elini uzatır ve öper. Yani Kirkor Zohrab'ı öper. Kirkor Zohrab o sırada bir soğukluk hisseder bu öpüşte. Yani bir tuhaflık hisseder. Yani durduk yerde bu öpüşme nedendir diye içinden geçirir. Böyle ayrılırlar 2 Haziran günü Pera'daki işte Orient Kulüp'ten. 2 Haziran'dır tarih. Yani henüz 24 Nisan 2015'teki işte Ermenilerin topluca işte İstanbul'dan sevkine başlanmadan başladıktan 45 gün sonrasıdır. Ve bir gün sonra ilginç bir şey yaşanacaktır. Kirkor Zohrab'ın işte Gümüşsuyu'ndaki, Ayaspaşa'daki, Azaryan Han'daki evi basılacaktır. Ve işte karısının, kızının göz önünde alınıp götürülecektir Kirkor Zohrab. Orient Kulüp'te Talat Paşa ile ayrılırken, Talat Paşa Kirkor Zohrab'ı yanaklarından öperken, tabii Kirkor Zohrab bilmez, bir gün öncesinde esasında tehcir kararı alındığında imza atılan bir dokümanda Kirkor Zohrab'ın da adı vardır. Bunu bizzat Talat Paşa imzalamıştır zaten. Yani sonrasında bir ölüm yolculuğuna dönüşecek olan bir yolculukta esasında ölüm fermanı imzalamıştır Talat Paşa'nın. Evet. Ve yanağına kondurduğunda ben bir ölüm öpücüğü olarak tanımladım. Evet.
Çok ilginç. Tabii burada öncelikli olarak Ankara'ya gönderileceği, götürüleceği söyleniyor. Daha sonra Konya'ya gideceği, tabii eşiyle mektuplaşmaları var. Fakat daha sonradan trenin rotası Diyarbakır olarak yönlendiriliyor. Ve ilginç olan şey de Grigor Zohrab'ın trenin her durduğu istasyonda çok güzel karşılanması, ağırlanması, ikramlarda bulunulması ve bir devlet büyüğü olarak değer görmesi söz konusu. Ta ki o ana kadar değil mi? Yani evet, burası... Evet. Urfa'ya varıncaya kadar. Şöyle tabii, yani Grigor Zohrab'ın 3 Haziran'da işte Azaryan Han'daki evinden alınmasından 45 gün öncesine tarih koyarsak, 45 gün öncesinde işte 24 Nisan. Evet. 24 Nisan akşamı toplamalar başlar İstanbul'da. Yani bir şöyle bir şey vardır, mesela iddia vardır. Ya şimdi Ermenilerin tehcirindeki temel işte tezlerden bir tanesi, Ermenilerin işte Osmanlı'ya ihanet ettiği yönündeki bir tez vardır. İşte bunun için Ermenilerin işte Çarlık Rusyası zamanında işte Doğu Anadolu'daki işte Ruslarla birlikte hareket etmesi, işte Van'daki mesela Van'da yine Rus işgaline birlikte iştirak etmesi falan, bunlar hep tez olarak konulur ve sadece Ermenilerin işte baş kaldır yaptığı yerlerde Ermeniler tehcire uğramıştır diye söylerler. Halbuki öyle bir şey yoktur. Yani esas hatta esas merkez İstanbul'dur. Yani bir de İstanbul'da 24 Nisan akşamı 180 Ermeni aydını, ileri geleni, milletvekili, bürokratı toplanmıştır. Bu bir sonraki gün 235'e yükselmiştir bu sayı. Evet. Tamamı şeydir. Yani Ermeni entelektüelleri, aydınlardır, ileri gelenleridir, iş insanlardır filan. Ve zaten sonraki günlerde sırf İstanbul'dan işte bu teçhire gönderilenlerin sayısı 2345'e ulaşacaktır. 2300 çok büyük bir rakam yani İstanbul açısından. Evet, yani Grigor Zohrab yani böyle bir süreç başlayınca 45 gün Grigor Zohrab bir milletvekili, mevzusunun bir vekili. Yani bu işte Ermenilere karşı bu teçhir şeyi başlıyor ama milletvekili olarak buna engel olmaya çalışıyor. Yani evet. İşte bunun Ermenilerin toplu olarak yani cezalandırılmasının doğru olmadığını söylüyor ve de bunu engel olmaya çalışıyor. Bu arada 45 gün süre içerisinde yani Grigor Zohrab ve benzeri şekilde diğer arkadaşları falan Osmanlı Devleti'nin birliği ve bütünlüğü içerisinde işte tavır alıp işte bu toplu teçhire karşı çıkarken öte yandan yakınları, dostları yani kim bu yakınları yine işte diğer işte Osmanlı milletvekilleri, işte valiler, işte bürokratlar, işte Tarat Paşa, Enver Paşa filan. Ya bunlar örneğin Tarat Paşa ya bu karışık durumda yurt dışına gitmesini istiyor şimdi. Evet. Grigor Zohrab'ın. Yani yardımcı olmak istiyor bunlara esasında bir nevi el altından filan. Çünkü hatırı sayılır insanlar gerçekten bunlar. Fakat Grigor Zohrab yani kendi yurduna, toprağına ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne de bağlı birisi. Bunun şey görmüyor yani doğru bulmuyor yani burada kalıp yani yanlış olan şeyin düzeltilmesinden yana bunun için uğraş veriyor ama yani işte 3 Haziran'da 2 Haziran'da Orient Kulüp'te Tevfik Paşa ile yediği yemekten sonraki ayrılık bir gün sonrasında Azaryan Han'da işte evinden alınıp götürülmesi onun çıkacağı o kötü yolculuğun başlangıcı oluyor. Evet. İlginç bir şey var burada. Azaryan Han'dan Grigor Zohrab'ın alındığı ev aynı zamanda 1908'de Halim Paşa'yı sakladığı evdir. Yani Halim Paşa'yı saklayarak kurtarmıştır Grigor Zohrab. Ve de 3 Haziran'da evinden alındığında Galatasaray Karakolu'na götürülür. Orada tabii Varkes Serengülyan'la karşılaşır. O da başka bir Ermeni milletvekilidir. Orada karşılaşırlar. Ve yani tabii şaşırırlar, yine üzgündürler ve bir yanlışlık olduğunu düşünürler. Ve bu yanlışlığın bir anda düzeltileceğini umarlar. Ve Clara'ya oradan bir mektup yazar, eşi Clara'ya. Evet. Bir yanlışlık olduğunu, kendilerini böyle böyle işte yola çıkarılacağını ama
yolda hep dostların olduğunu söyler. Örneğin Konya valisiye çok yakın arkadaşım, merak etme filan. Bu yanlışlığın düzeltilmesi için hepimiz elimizden geri yapacağız. Hiç merak etme, tez zamanda döneceğim der. Ve böylece Çankırı ve Ayaş yönünde işte yola çıktığını sanarak Haydarpaşa Karı'na götürülürler. Orada işte rota değişikliği olur. Denir ki sizi Diyarbakır'a götüreceğiz. Ve bu rota değişikliği de ilginçtir. Çünkü bir de zaten her ikisi de, yani hem Krikor Zohrab hem de Varkes Serengülyan İstanbul milletvekilleridir. Yani İstanbul'da ikamet etmektedirler. Varkes Serengülyan Erzurum milletvekili. Ama ikisinin de ikametgahı İstanbul'dadır. Ama yargılanmak için Diyarbakır'a götürmeler de çok enteresandır. Evet. Yolculuk böyle başlar. Evet Yusuf Bey, bir veda öpücüğüyle başlayan ve daha sonra gittiği her şehirde bir devlet görevlisi olarak ağırlanan Krikor Zohrab'ın Diyarbakır yolculuğu nasıl devam etti, nasıl sonuçlandı? Evet, yolculuk boyunca Krikor Zohrab eşi Clara'ya durmadan mektuplar yazıyordu. Sadece eşi Clara'ya mı? Değil tabii ki. Tanıdığı bütün şahsiyetlere, arkadaşlarına, eski dostlarına, milletvekillerine, Talat Paşa'ya, Enver Paşa'ya, bir zamanlar evinde sakladığı Halim Paşa'ya mektuplar yazıyor ve bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyordu. Hatta eşi Clara'ya, işte Urfa'ya gittiğinde son olarak eşi Clara'ya yazdığı bir mektubunda diyor, çevrendeki bütün tanıdıklarımıza çık diyor, git konuş diyor. İşte Şeyh Rüstem'le konuş diyor, işte vekillerle konuş diyor, yakın dostlarımızla, arkadaşlarla konuş diyor. En yakınındaki bütün dostlarla konuş diyor mektubunda, ama şöyle bitiriyor cümlesini. Eğer hala kaldıysa diyor. Yani çevrende hala dost kaldıysa diyor bu koşullarda. Maalesef kalmıyor tabii, çevresinde dost kalmıyor. Ve son olarak işte Urfa'da Urfa vekili Nedim Bey'in evinde, konağında kalıyor Urfa'da. Orada bile Nedim Bey Krikor'a ya diyor seni kaçıralım diyor. Bak bu son işin sonu iyiye gitmiyor. Ya buradayken seni kaçıralım diyor. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Yani konakta bacadan birisi iner, bir Ermeni ve kaçırmaya gelir şey Krikor Zohrab'ı. Krikor Zohrab kabul etmez. Yani o hala son ana kadar işte Osmanlı Devleti içerisinde Ermenilerin işte birlikte yaşayacağı umudunu korumaktadır. Kabul etmez ve ertesi gün Urfa'dan Siverek yönünde yola çıkarlar. Şeytan Deresi denen bir mevki vardır. Oraya gelirler. İki arabayla yola çıkmışlardır. İşte birinde Krikor ve Berk Varkes vardır. Varkes Serengülyan. Diğerinde işte sivil ve resmi kıyafetli insanlar vardır. Teşkilat-ı Mahsusan'ın adamlardır esasında onlar. Şeytan Deresi mevkinde Şeytan Köprüsü'ne gelirler. Bu sırada bunların arabacısı iner, atları çözer ve hızla uzaklaşır. Krikor ve Berkas şaşırırlar. Bu arada arkadaki arabadakiler inmişlerdir. Gelip etrafını sararlar. Bunlar anlarlar o anda başlarına ne geleceğini ve üzerlerine doğru ateş etmeye başlarlar. Varkes hemen oracıkta ölür. Krikor yaralanır. Krikor'u yetişip sırtından tutarlar ve yere fırlatırlar. Ve tekmelerle vururlar ve başını taşla ezerek öldürürler. Çerkez Ahmet'tir bunların başında. Teşkilat-ı Mahsusan'ın adamıdır bu. Zaten o dönem işte Teçir'deki birçok Ermeni işte aydınının falan başına benzer şekilde daha önce suç işlemiş ve cezaevine düşmüş insanları cezaevinden çıkartarak bunlara hep kırdırtırlar. Cinayetleri bunları işletirler. İşte adi suçlular kullanırlar bunun için. Adli vaka görünümü vermek için. Orada tekmeleriyle, taşlarla başını ezdikleri bir ceza hukuku profesörü, Osmanlı vekili Krikor Zohrab'dır. Ölümünden hemen sonra bir gün sonra
Krikor Zohrab'ın altın saati ve yüzüğü Urfa pazarında satışa çıkmıştır bile. Üzerinde kan lekeleri olan deri çantası ise Halep'te bir İngiliz'in elinde görülecektir. Krikor Zohrab, Clara'ya yazdığı bütün umutları tükendiği zaman kendimi Tanrı'nın ellerine emanet ediyorum, hepinizi öpüyorum demiştir. Ama çıktığı bu yolculuktan o şeytan deresi mevkiinde, şeytan deresi köprüsünde şeytani bir planın kurbanı olur. Tanrı bile kurtaramaz bu şeytani plandan Krikor Zohrab. Evet, son dönemde belki de artık bütün mektuplar ve yaşadıklarının sonuçsuz kaldığını görünce belki de hazin sonunu bilerek o sona doğru da yürüyordu sanırım, değil mi? Yani son belki. Evet, öyle. Şöyle bir sözü aklımdadır. Bu ölümü çıkmış olduğu ölüm yolculuğunda yeni ayı iki kere gördüğünü yazmıştır. Evet. Birisinde eşi Clara'ya. Üçüncü kez göremez. İşte o şeytani planın kurbanı olarak gözlerine hayat uymar. Ve bu topraklar ona bir mezar taşını bile çok görür. Bugün mezarı bile bilinmemektedir. Ben bu noktada bir soru sormak istiyorum. Şimdi hep şöyle bir şey vardır. İttihat ve Terakki'nin o dönemde yaptıkları ve üç paşaların Ermeniler üzerindeki rollerinden bahsediliyor ama burada çok ince bir detay var. Bu olayların müsebbibi olarak bilinen Talat Paşa'nın aynı zamanda Krikor Zohrab'ı da belki bir arkadaş duygusuyla korumak istemesi ve yurt dışına gitmesini istemesi. Burada şöyle bir soru soracağım. Yani bu olaylar sadece bu şahıslar özelinde değil de Ermeni soykırımıyla alakalı veya da o dönemde yaşanan olaylarla ilgili çok derinlerde karar alan başka merciler mi vardı? Bir ikincisi de Ermeni sorunu üzerinde dünyada ve Türkiye'de yapılan soykırım tartışmalarına siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, şimdi ilki şöyle zaten. Yani İttihat ve Terakki üyeleri ikinci meşrutiyet ile birlikte Anadolu'ya geldiklerinde yurt dışından Ermeni aydınlar da geliyorlar. Fakat birkaç yıl sonra yani 1911'de işte Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa'nın katıldığı, onun önderliğinde bir İttihat Terakki Cemiyeti'nin gizli bir toplantısı oluyor zaten. Orada işte Ermenilerle ilgili bazı kararlar zaten alınıyor. Böyle tarihçiler bunu böyle koyuyorlar. Burada şöyle bir şey, benim kişisel görüşüm. Yani üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluktan işte İkinci Dünya Savaşı'nın işte şeyine gelecekler. Sonradan tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nda da iyice girilecek. Üç kıtadan yavaş yavaş Anadolu içlerine doğru daralan bir imparatorluk, bunun bir travması ve burada farklı görüşler var. Bu sanırım Talat, Enver ve Cemal Paşalar işte tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek din, tek ırk şeyini burada alarak Anadolu'yu tümüyle işte Türkleştirmek ve işte Turan hayalleriyle Türk Cumhuriyetlere doğru genişlemek gibi bir şeyi koyuyorlar ortaya. Bundan dolayıdır ki işte İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Ermenileri bir şey olarak görüyorlar. Çıban başı olarak görüyorlar. Tabii sonuçta şöyle bir şey var. Yani bu daha çok tarihçilerin tabii inceleyeceği bir konu. Keşke tarihçiler için bunun için ortam oluştursalar. Yani arşivler açılsa ama bütün arşivler, yani sadece belli arşivler değil. Örneğin tapular, mesela o döneme ilişkin Osmanlı Devleti'nin tapu arşivleri açılmamıştır. Çünkü o çok önemli bir kaynaktır. Yani ne kadar Ermeni nereleri terk etmişti, bunların gerçek sahipleri kimlerdir filan. Dolayısıyla Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşaların İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel olarak almış oldukları kararların uygulanmasının bir sonucu yani. Krikor Zohrab arkadaşlar ve diğer Ermeni aydınlarının özelinde bütün Ermeni halkının başına gelen. Diğer soru dünyada bu son galiba ABD'nin Ermeni soykırımını da tanımasıyla birlikte
ki durumu soruyorsun galiba, değil evet, mi? Evet, evet. Yani Ermeni sorunu üzerinde dünyada ve Türkiye'de yapılan soykırım tartışmaları. Evet, yani şimdi bu maalesef toplumlar kendi yaşadıkları travmaları, acıları kendi içinde tartışamazsa, bunları bir sonuca, tarihsel bir gerçeklik içerisinde bir yüzleşmeyle sonuca bağlamazsa, her zaman büyük devletlerin, emperyalist güçlerin, egemen güçlerin manipülasyonunda bir şey araç olarak kalır yani bunlar. Nitekim dünyanın her tarafında bu böyledir. Yani biz örneğin bir Kürt sorunumuzla kendimiz yüzleşemezsek, onu gidip başkaları el atar, onu bizim önümüzde getirir. Yani işte kendine işbirliği yapacak gruplar oluşturmaya kalkar, kendi amaçları yönünde kullanmak ister. Ermeni sorunu da böyledir. Yani biz bu koskocaman Anadolu coğrafyasında işte bir zamanlar işte milyonlarca sayıda var olan bu insanlar nereye gittiğini, bunlar nerede olduklarını sormamız lazım. Yani sonuçta yaşanan bir teçhir var. Bunu zaten resmi tarihçiler de kabul ediyor. Yani örneğin Talat Paşa'nın kendi işte kabulü şeydir zaten. 600 bin Ermeninin öldürüldüğünden bahsetmektedir. Keza tarihçi işte Murat Bardakçı o şey der, 20 ili hariç tutarak 1 milyon gibi bir sayıdan bahseder. Enver Paşa 925 bin Ermeni sürgüne gönderildiğinden bahsetmiştir. Yani bunlar hep bölük bölçük tabii bilgilerdir. Sonuçta biz Amerikan ya da başka ülkelerin bunu bir soykırım olarak önümüze getirmesini değil de bizim kendi tarihsel gerçekliğimiz içerisinde görüp bu tarihte neler yaşandı, yani Ermenilerin başına gelen nedir, hangi sürgünler nerelerde nasıl oldu, bunların nüfus yoğunluğu nelerdi. Bu arada tabii tehtaplı değildir. İşte Ruslarla yapılan Ermenilerin yaptığı işbirlikleri vardır. Yani bu da o sırada yapılan başka katliamlar da vardır. Bütün bunları bizim bütün gerçekliğiyle önümüze koyup yüzleşmemiz lazım. Biz bu yüzleşmeyi yapamazsak tabii ki başkaları kendi amaçları için bunu farklı şekillerde önümüze getirip koyarlar. Evet, tam da bu noktada bir sorum olacak. Bildiğiniz gibi 1948 Aralık ayında Birleşmiş Milletler tarafından soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması yönelik bir sözleşme ortaya çıkarılıyor ve 1951 yılında, yani 1950 yılında 31 Temmuz'da Türkiye bu sözleşmeyi imzalayıp bir taraf oluyor. Böyle bir sözleşmeye neden gerek duyuldu? Evet, ya bu tabii enteresan bir tarih 48. Yani ikinci büyük paylaşım savaşının diyelim, dünya savaşının bitmesinden hemen sonra. Evet. Bu arada bu dünya savaşının en büyük işte müsebbibi olan Nazilerin işte Almanya'da işlemiş oldu. Almanya'da, işte Polonya'da, Fransa'da, işte başka coğrafyalarda işlemiş olduğu suçlarla ilgili bir tarih, acı bir tarih var. Şöyle bir yaşanmışlık var orada. Yani çok büyük tabii kırım yapıyor Naziler Almanya'da. Başta Yahudiler olmak üzere işte o dönem sosyalistler, komünistler, işte diğer bütün ötekiler, engelliler, çingeneler falan. Malum hem Almanya'nın hem de dünyanın utancıdır bu esasında. Birçok yerde toplama kamplarında milyonlarca işte Yahudi yok ediyorlar. Bunlardan bir tanesinde işte Polonya'nın işgali sırasında Varşova'da bütün Yahudileri toplayarak, bir gettoda toplayarak orada işte teçhir etmek istiyorlar Naziler. 450 bin Yahudi'yi bu Varşova gettosuna sıkıştırıyorlar. 4-5 metre yüksekliğinde duvar örülüyor etraflarına. Orada sonra tabii oradaki topladıkları 450 bin Yahudi'yi çalışma kamplarına götüreceklerini söylüyorlar ve trenlerle çalışma kamplarına götürüyorlar. Sonradan ortaya çıkıyor ki götürdükleri yer çalışma kampı değil, Treblinka kampı. Yani bir ölüm kampı esasında. Orada gaz odalarında, duşlarda, krematoryumlarda Yahudilerin ve diğer ötekilerin Naziler tarafından yakıldığı, yok edildiği kamplar bunlar. Treblinka kampı bunlardan bir tanesi. Ve her gün 5 bin kişi
trenlerle şeye gider hale geliyor. Trenlikler gider hale geliyor. Bunun üzerine Varşova gettosunda bir ayaklanma başlıyor. Yani artık yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Ortaya çıkmıştır oradaki her gün 5000 kişinin ölüm kamplarına gönderildiğinden. O Varşova gettosu ayaklanması diye geçer tarihe. Üzerinde kitaplar yazılmıştır, filmleri çekilmiştir. Büyük bir direniş olur orada, ayaklanma olur. Ve Hitler'in doğum günü olan 24 Nisan'da esasında Himmler bu ayaklanmayı bastırarak Hitler'e armağan etmek ister ama bu Varşova getto ayaklanmacıları buna izin vermezler ve büyük bir direniş sergilerler. Tabi sonunda büyük bir Nazi ordusu getto kuşatılmıştır falan. İşte ölümüne bir direniş sergilenir orada. Sokak sokak, ev ev, oda oda. İşte lağımlarından kanalizasyonlara varıncaya kadar sular basarlar. İşte zehirli gaz püskürtürler falan ve sonuçta Varşova gettosu ayaklanması bastırılır. Bu ayaklanmanın anısına tabii faşizm yenildikten sonra, Naziler yenildikten sonra Varşova'da bir anıt yapılır. Varşova ayaklanması anısına bir anıt yapılır. Bu anıt 1970 yılında açılırken Willy Brandt açılışa gelir. Willy Brandt işte bu anıtın açılışında işte Varşova halkından, Polonya halkından, Alman halk adına özür diler. Özür diler ve bunu yaparken hiç hesaplı olmadığı, planlamadığı halde o anıtın önünde geçmişi düşünür. Yaşanılanlar o büyük acıyı, büyük felaketi haftasına getirir ve birden dizlerinin bağı çözülür ve dizüstü çöker Willy Brandt. Bu fotoğraf çok ünlüdür ve toplumsal yüzleşmenin bir sembolü olarak görülür. Alman halkı orada kendi geçmişiyle yüzleşmesinin bir sembolik örneğidir bu. Dolayısıyla şimdi bu o işte geçmişi arkasına alan bir tarihsel süreçte 1948'de soykırım sözleşmesi yapılır. Bunun işte bazı maddelerini mesela ben hemen söylemek isterim. Tabii. Yani bizim de imzacısı olduğumuz soykırım sözleşmesi. Mesela dinli maddesinde der ki bir grup düşünün, bir toplum içinde bir grup. Bu bir azınlık olabilir, azınlık olmayabilir, bir halktır, bir etnik gruptur falan. Bu grubun üyelerinin öldürülmesi mesela. Bu bir soykırım şeyidir, bir maddesidir. Keza bir diğer madde grup üyelerinin fiziki ya da ruhsal açıdan zarar verilmesi grup üyelerine. Bu da bir soykırım suçudur denir. Yani soykırım olduğunu ifade eden bir şeydir. Bir başkası o grubun, o etnik grubu, halkın diyelim, fiziki varlığının tümüyle ya da kısmen sona erdirecek yaşama koşullarına zorlanması. Yani insanları yerinden edip yani diyelim bir çöle sürmek, çölde yaşamasını, yaşamak zorunda bırakmak ya da çorak bir bölgeye göndermek falan. Ya da bir başka maddesi işte grup içi çoğalmayı engellemek. Yani diyelim çocukları ayırmak ya da eşleri işte ayırmak falan. Bir başka maddesi de diyelim grup bünyesindeki çocukların başka gruplar içerisine verilmesi. Evet. Bunlar sonuçta soykırım maddeleri. Yani burada da 1915 yılı özelinde tabii yani işte Enver Paşa diyor ya 925 bin kişi işte sürgüne göndermiştir diyor. Yani bu niye 925 bin kişi? Yani büyük bir grubu olduğu gibi ki Ermeniler tarihi boyunca hep zanaatta, ticarette, işte ahşap işlerinde, işte altın işlerinde filan, top filan, inşaat işlerinde çok ustalaşmışlardır. Yani zanaatkar insanlardır filan. Bunları topraktan, tarımdan, ticaretten, işte diğer işlerden koparıp sen mesela Deirzor'a sürüyorsun. Zor. Deirzor Suriye'de bir çöl yani. Orada insanların yaşama imkanı yok. Zaten bunu kendi içlerinde tartışırken de kimi Osmanlı bile çok şey var. Osmanlı içinde çok dürüst, çok iyi niyetli valiler var, milletvekilleri var. Bu teçhir emirlerine karşı çıkanlar var. Yani örneğin Ankara valisi galiba Masar Bey'di. Ankara valisi uymuyor buna diyor. Ben valiyim diyor, eşkıya değilim diyor. Yani böyle teçhir, telgraflar gönderiliyor çünkü. Hep gizli şifre telgraflar gönderiliyor bütün bölgedeki valilere, genel yöneticilere.
Bunlardan bir kısmı uymuyor. Çok iyi niyetli valiler var falan. Evet. Karşı çıkıyor. Karşı çıkanların bir kısmı zaten görevden alınıyor falan. Böyle bir süreç işliyor. Evet. Peki ben şunu sorayım efendim. Yıllarca gerek Ermeniler, Kürtler, Türkler hangi ulustan olursa olsun çok türlü farklı acılara uğramışlar. Bu acıların, benzer acıların bir daha yaşanmaması için size neler yapılması gerekiyor? Ya tabii bu maalesef ki insanın, insanoğlunun egemen olma hırsının ortaya çıkardığı bir gerçeklik yani. Bunu tarihte hep bu var ola gelmiştir. Yani işte şimdi bir zamanlar Amerika kıtasında beyaz insan yoktu ki. İşte 1500 yıllarda beyaz insan gitti oraya. Orada işte kendi egemenliğini kurmaya kalktı. Kızılderililere karşı bir yok etme şeyi uyguladı örneğin. Yani beyaz adam kendi üstünlüğünü orada diğer ırk üzerinden sağlamaya çalıştı. Yani Cezayir'de işte Fransa'nın Cezayir halkına karşı uyguladığı o büyük kırımlar, keza işte Ruanda'daki o büyük katliamlar, işte örneğin Yahudilerin işte Naziler tarafından gördüğü o zulüm ve yok etme politikasına karşılık İsrail'de kurdukları bir Yahudi devleti, ama İsrail'in bu sefer sonra Filistinlilere karşı, Müslüman Filistinlilere karşı olan teçhiri, yok etme politikaları, işte ne bileyim, işte Avrupa'da Srebrenica'daki katliam, işte Hocali katliamı, işte Orta Doğu'daki Kürtlerin işte sürülmesi, yani dört ülke arasında yani habire kovalanması, büyük işte yer yer yok etme, imha politikaları ile baş başa kalmaları, işte Anadolu'da da işte Rumların zaman zaman Ermenilerin o işte 1910'lu 15'li yıllardaki o büyük geçiri, sonrasında işte Rumların başına gelenler falan, yani dünyanın her tarafında egemen olan devletlerin ve de güçlerin hep işte ya ırk temelinde, ya devlet temelinde, ya din temelinde bir ötekine karşı, bir öteki halka karşı, bir alt gruba karşı ya da bir halka karşı, bir sınıfa karşı, evet, uyguladığı politikalar bunlar. Yani maalesef ki çoğu zaman hep komşu ülken hiçbir sorunlar olmayan insanların işte ırkçılığın kaşınması suretiyle ya da farklılıkların kaşınması suretiyle birdenbire nasıl birbirlerine düşman edildiğinin hep örnekleriyle dolu bu yeryüzü. Yani devletlerin bu egemen ve ötekileştirici politikalarına halklar olarak karşı çıkabildiğimiz ölçüde halkların hiçbir zaman sorunları olmuyor aslında. Yani evet. Şeyde Karaburun'da bir köyüye gitmiştim, arkadaşımın yaşadığı bir köy. Bir dönem işte Rumlarla işte Müslümanların, Türklerin bir arada yaşadığı bir köy. Tepeboz diye bir köy. Orada bir çeşme gördüm. Çeşme iki yüzlü bir çeşme. İki yüzlü. İki tane yüzü var. Bir yüzde çeşme, 3-4 tane çeşme akıyor. Öbür yüzünde de başka 3-4 tane çeşme akıyor. Bu yani bir yüzdeki çeşmeleri Müslümanlar kullanırmış, öbür yüzündekini Rumlar kullanırmış. Yani bak aynı köyde yaşıyorlar. Çeşmeleri bile ortak ya. Bu ne kadar büyük bir güzellik yani. Dolayısıyla bu tür soykırımların yaşanmaması tabii bileğimiz, yani yaşandığı zaman da tekrarlanmaması için toplumsal yüzleşme şart. Tabii. Başka hiçbir yolu yok bunun. Yani o acıyı, yani o taşı kalbimize basacağız ve yüzleşeceğiz geçmişimizle. Yani o yüzleşme olmadığı sürece hep bir yerimiz kanar. Evet. Ve de bunu başkaları bir araç olarak kendi çıkarları için hep kullanmak isterler. Kesinlikle. Toplumsal yüzleşme önemli. Tabii burada toplumsal yüzleşmeyi kolaylaştıracak olan da idareciler, yöneticilerdir. Bununla alakalı da Garopaylan'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan'ın bir meclis araştırma önergesi var. Katledilen Grigor Zahrab'la beraber katledilen yeni 7 milletvekilinin naaşlarının yerinin bulunması, uygun şekilde defnedilebilmeleri ve iade itibarlarının sağlanabilmesiyle alakalı bir meclis önergesi var. Tabi burada dediğiniz gibi Osmanlı arşivlerinin açılması, yakın tarihteki
Türk arşivlerinin açılması veya farklı kaynaklardan gerçek orijinal belgeler varsa bunların incelenmesiyle beraber tarihçilerin belki de karar vereceği bir olgu ama toplumsal barış açısından da yine son sözlerinizi almak istiyorum. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Yani çok teşekkür ediyorum size. Belki konuşacağımız çok fazla şey var ama son sözlerinizi almak istiyorum. Evet, ya Anadolu coğrafyası tabii ya bir dönem çok renkli bir coğrafyaydı. O renklerin yani solmasını istemezdik tabii ki biz yani istemezdik. Ben biraz edebiyat açısından bakıyorum tabii ki. Bakın şöyle bir belgesel film çekmiştik biz işte Diyarbakır, Batman, Manilerinde. Danışmanlarımızdan bir tanesi de bir profesördü, bir tıp profesörüydü. İşte kendisi de işte rol alıyordu bu belgeselde. Şimdi mekanları seçerken biz hiç farkında değiliz. Bu hoca bir gün bana yazdı ki dedik ya niye sürekli Ermeni mekanlarını kullanmışsınız? Bunu anlayamadım dedi filan. Hiç farkında değiliz biz filan. Bir dönüp baktım ki ben biz Diyarbakır'da Sülük Garagos Ermeni Kilisesi'ni kullanmışız. İşte Batman'da Hasan Keyfi kullanmışız. Ve Van'da da Ahtamar Adası'nı kullanmışız. Yani hoca söyleyince fark ettik biz ki ya bizim amacımız şuydu. Gittiğimiz her şehirde o şehrin tarihine bir yolculuk yapmaktı. Hasta bir çocuğumuz vardı onunla birlikte. Evet. Hani o şehir Diyarbakır deyince Diyarbakır'da bir tarih hadi ne dedik hayır. Sürp Garagos Ermeni Kilisesi dedik hadi. Batman'a geçtik orada tarih deyince Hasan Keyif geliyor aklımda. Hasan Keyif'e çıkalım falan dedik. Van'a gidince de Van'da Ahtamar Adası, Ahtamar Kilisesi tabii ki falan. Hiç farkında olmadan biz meğersem Ermeni mekanlarını kullanmışız. Şunu anlatmak istiyorum. Ya yani öylesine bir tarih bırakmışlar ki. Yani büyülenmemek elde değil tabii ki falan. Evet. Biz o tarihe yolculuk etmek istemişiz ama o tarihi yaratanlar yok. Yani o zenginliğimiz yok. O zenginliğimiz, kaybedilmiş yani. O zenginliğe sahip çıkmayı başaramamışız bizler. Dolayısıyla yani bu yani kendi iç sözleşmemizi, iç toplumsal yüzleşmemizi sağlayamadığımız sürece yani bu zenginliği yaratanlar şu anda dünyanın dört bir tarafındalar. Yani bu acılar hep sızlamaya ve yaralar kanamaya devam edecek. Şimdi hani edebiyatın işte sanatın çerçevesinden bakmak demiştim ya. Evet. Ben mesela bazı isimleri sayayım. Hani bu 1915'li yıllarla ilgili işte kimi Ermeni işte yazar ve aydınlarının isimlerini sayayım. Bu bizlere bir fikir versin diyeyim. Şimdi Krikor Zohrab işte benim de yazıma konu olan kişi yani bir ceza hukuku profesörü, bir Osmanlı milletvekili, İstanbul milletvekili. Ölüm tarihi 1915. Daniel Varojan İstanbul, kendisi şairdir. Ölüm tarihi 1915. Rüben Zartaryan, Diyarbakır, yazar, şair, ölüm tarihi 1915. Ardeşes Harutyan, edebiyatçı, yazar, Malkara'lı kendisi, ölüm tarihi 1915. Siyamanto, Ağrı, yazar ve şair, ölüm tarihi 1915. Rüben Çilingiryan, Silivri, yazar, hekim, ölüm tarihi 1915. Dikran Çökürgan, Gümüşhane, yazar, öğretmen, ölüm tarihi 1915. Diran Kelekyan, Kayseri, İstanbul Üniversitesi profesörü, gazeteci, ölüm tarihi 1915. Ticadinsi, İstanbul, yazar, öğretmen, ölüm tarihi 1915. Ve Yaruhan, İstanbul, yazar, ölüm tarihi 1915. Yani ölüm tarihi hep aynı güne işaretlenmiş yazar, gazeteci, sanatçı bunlar. Evet. Bizim zenginliğimiz yani. Anadolu'nun zenginliği. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Justice TV'ye ben de başarılar diliyorum. Kolaylıklar size. Teşekkür ederim. İyi günler.
Evet sevgili seyirciler, bugün de yine önemli bir konuğumuz vardı. Yusuf Nazım Bey, kendisiyle çok güzel bir söyleşi, sohbet gerçekleştirdik. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle, mutlu kalın.